Etkinliğimiz 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmaktadır. Pandemi birçok bilinen kuralı değiştirdi ve bununla kalmadı, bazen yeni bir kural ortaya çıkardı. İş dünyasında bu durum haliyle farklı boyutlar aldı ve bizleri yeni normale doğru itti. Şimdi ise bu yeni normalde firmaların oyunu devam ettirmeleri lazım ve bu oyunun devam etmesi birbirinden etmesini dinlemek için birbirinden kıymetli iki farklı isimden dinleyeceğiz. Ve rekabet anlayışını, rekabetin değişen boyutuyla alakalı, inovatif çözümler, pandeminin sektörlere olan etkisiyle alakalı birçok konuyu ele alacağız. Oturumumuzun ilk konuşmacısı, Güzel Enerji Akaryakıt Şirketi Total İstasyonları Satış Müdürü Sayın Yücel Keyi'yi sahneye davet ediyorum. İkinci oturumumuzun ismi Yeni Normalde Oyunu Devam Ettirmek. Çok teşekkür ederiz. Rahatsınız mı? Ya da bunu çıkartsak mı acaba? Olur, buradan da konuşma yapabilirsiniz isterseniz. Şunu şöyle. Şöyle alalım ama buradan şey olacak. Fatih Hocam bu kadar heyecanlı olacağını hiç tahmin etmiyorum. Bunu buradan açsan. Herkese merhabalar. 2004 yılında mezun oldum. 9 Eylül İşletme Fakültesi'nin böyle bir etkinliğine gelmekten dolayı çok mutluyum. Uzun süredir hep B-Club'ın çalışmalarını, fakültemizin çalışmalarını takip ediyordum. Ama böyle güzel bir organizasyon, böyle profesyonel bir, gerçekten profesyonel arkadaşlarımız çok gönülden çalışıyorlar ama muhteşem bir organizasyon yapmışlar. Hem başta akademisyenlere, değerli hocalarıma, değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum burada oldukları için. Nasıl başlıyoruz? İşte bir VUCA durumu yaşıyoruz. Her zaman bizim karşılaştığımız konular. Bizim işlerimizde de böyle şeyler olabiliyor. Artık ileri gelen ileri. Tamam. Okay, teşekkürler. Herkes tekrar merhaba. Mustafa Hocam da açılış konuşmasında bahsetti. VUCA dünyası ile ilgili ön bilgiler verdi. Ben de size yeni normalde oyunu nasıl devam ettireceğimizi, VUCA dünyasıyla nasıl başa çıkabileceğimizi konuşmak istiyorum. Genelde böyle pazarlamacılar giremez yazısını hep görüyorduk. Apartmanların girişlerinde, sitelerin girişlerinde. Şimdi çok sevindirici bir gelişme var.
hep böyle pazarlama ile satış iç içedir. Artık satıcıların da girişini yasaklandığını görüyorum. Aslında bir yandan böyle seviniyorum. Aradaki ayrım belli olmaya başlıyor. Ama biliyorsunuz ki hep satış ve pazarlama birbiriyle iç içedir. Ben de okulda aldığım eğitimi kendi işimde çok kullanıyorum. Birazdan detaylarına da değineceğim zaten. Biraz kendimden bahsetmek isterim. Açıkçası sunumu 20'li yaşlardaki Yücel sizin yanınızda oturduğumda nasıl bir sunum almak ister diye düşünerek tasarladım. O sebeple birazcık böyle samimi bir sunum olacak. 1980'de Deniz'le dünyaya geldim. İki öğretmenin büyük çocuğu olarak. 18 yaşına kadar Deniz'de yaşadım. Sonrasında Begüm Hanım gibi endüstri mühendisliğine gönül sardığım için iki aşamalı sınavın son tercih olan Kocaeli Endüstri Mühendisliğini kazandım. Ancak 17 Ağustos depreminden sonra sıvı analizimi yaptım ve dedim ki mühendislik bana göre değil. Hem üretim hem fabrik ortamını çok çekici bulmadım. Zor bir karar olmasına rağmen tekrar sınava girdim. Bu sefer de ne istediğimi bu süreçte çok düşünme fırsatı buldum. Ben de okul ve işletme İngilizce bölümüne birinci de girdim. Okulun en yüksek puanı alarak katıldım. Benim ilk tercihimdi. O yüzden işletme fakültesi bendekileriyle çok ayrı. Fotoğraflar, mezuniyet yakın çekilmiş fotoğraflar. Bu sağ üstteki fotoğraflar en sonunda resmen olan benim kardeşim. O da 2007 yılında yine aynı fakülte, aynı bölümden işletme fakültesi, işletme bölümünden mezun oldu. Ortadaki kişi gene sağ üstteki fotoğraf, şu anda defterli genel müdür yardımcısı Onur Turkuş. Kardeşim Ozan ki derdinde satış müdürü görevini yürütüyor. Sol alttaki fotoğraf, orada ben yokum. Okulun Another Day organizasyonu vardı. Banu Hocam bilir zaten, keyifli günlerdi. Ama şu anda yapılmıyor sanıyorum. Benim sakalsız halim ve kep töreni fotoğrafım, arkadaşlar dalga geçiyorlar. Okul hayatım boyunca kendimi sürekli geliştirmek istedim. Uzun dönem stajlarım oldu. Koç Bank'tan Arçelik'e kadar Mehmet Bey'in de güzel bir sunumu vardı. Ben de Arçelik'te hem yurt içi satış hem de yurt dışı pazarlama alanında uzun dönem stajlar yaptım. Bu süreçte İtalyanca öğrendim. Ayrıca Work and Travel programıyla önce bulaşık yıkadım, sonra da aşçılık görevine terfi ettim. Son alttaki fotoğrafta, sağ alttaki fotoğrafta eşim Hale Yalçınkaya. O da yine fakültemizin uluslararası ilişkiler bölümünden mezun. Benim için hani o yüzden çevremdeki insanlar hep böyle bizim fakültemizden. O yüzden fakültemizi çok anlamlı ve önemli görüyorum. Sizlerin de hepinizin gurur duymasını istiyorum. Çünkü gerçekten harika hocalarınızla berabersiniz. Halen de iletişime devam ediyoruz ve çok şeyler öğreniyorum. Mikrofon nasıl bu arada? Sesle ilgili güzel. Aslında yaptığım stajlardan sonra asla yapmayacağım bir sektör vardı. Bankacılık sektörüyle devam etmem diye düşünüyordum. Tam da o yüzden bankacılıkla başladım. Bank Europa'nın o zamanlar Portekiz Millennium BCP grubunun üst gelir grubuna hizmet veren bankasında görev aldım. Finansal hizmetler satış yöneticisi olarak. İşlerimi zorlaştırmak için İstanbul'da başladım. Sonrasında satışı sevmeme rağmen bankacılığın üstüme yapışmasını istemedim. Ve insan kaynakları siteleri o zamanlar çok böyle aktif değildi. Ben Kariyer.net üzerinden Total'e başvurdum. Bankaya da yine gazete ilanıyla girmiştim. Bunları anlatmak istiyorum çünkü iki öğretmenin çocuğu olarak çok böyle çevresi kuvvetli olan bir kişi değildim. Ama her zaman kendimi güçlü hissettim ve farklı alternatiflere yönelmeyi doğru buldum. 2007'den beri 1,5 yıllık bankacılık kariyerimin sonunda
15 sene oldu galiba. Gökhan Çam da çalışma arkadaşım burada. 15 senedir Total yapısının içindeyim. Çok fazla ürün yerleştirme yapmayacağım ama Total 1992 yılından itibaren Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Dizel araç sektörünün gelişmesinde Euro Dizel ürünüyle öncülük yaptı. Başka öncülükleri de var. İşte ozonlu temizlik, mobil ödeme gibi akaryakıt dışı faaliyetlerde de pazarlamanın konusu oluyor. O konularda da öncülük yapan bir firma. Dünyanın ilk 5 büyük firmasından bir tanesi. 130 ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye faaliyetlerinde ise şu anda biz 900'den fazla istasyonla tüm Türkiye'ye 7/24 hizmet veriyoruz. Benim Total'de aldığım hep satışla ilgili görevlerden sonra şu andaki görevim Perakende Satışlar Müdürlüğü görevi. Kısaca ne yapıyorum? Gökhan gibi değerli arkadaşlarımla birlikte bölge müdürleri, yatırım proje müdürleri, saha müdürleriyle birlikte aslında insanların alırken çok da mutlu olmadığı bir ürünü, görmediği bir ürünü nasıl güzel bir şekilde alabilir, istasyonda nasıl bir deneyim yaşayabilir, sağlıklı müşteri deneyimi yaşatabilmesi için pazarlamayla nasıl çalışmalar yapabiliriz ve en önemlisi 900'den fazla iş ortağımıza bunu nasıl ikna edebiliriz? Çünkü hepsi çok farklı kültürden gelen profiller. Ortak noktada buluşmak bizim görevimiz. Akaryakıt dışı faaliyetler demişken Cafe Bonjour bizim market konseptimiz. Şu anda geliştirdiğimiz bir güzel konseptimiz var. Alsancak Unlu Mamile ile bir işbirliğimiz var. Ayrıca Gloria Jeans kahveleriyle insanların böyle çok da sevinerek almadığı akaryakıtı şu dönemde biraz daha sevimli hale getirmeye çalışıyoruz. Bir Egeli olarak gurur duyduğum bir çalışma. Simirna Antik Kent kazılarına 2008 yılından beri sponsorluk yapıyoruz. Diğer sponsorlarımız da var. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası. Biz bu antik kente sponsor olan tek özel firmayız. Ayrıca yine sosyal sorumlulukla ilgili iki elin enerjisi güzel projemizle işitme engelli yurttaşlarımızın sağlıklı bir şekilde istasyonlarımıza gelip rahat bir hizmet sağlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Mehmet Bey bahsetti futbolla ilgili. Biz de yeni neslin futboldan daha çok basketbola ilgi gösterdiğini düşünerek milli takımlar ana sponsoru olduk. Hem kadın hem erkek tarafında. Bu kadar ürün yerleştirme yeterli diye düşünüyorum. Mustafa hocamızın da ilk başta biraz bahsettiği VUCA dünyasına giriş yapalım. Biraz kahve molasında da arkadaşlarla sohbet ettik. Aslında hepimizin, A'dan Z'ye herkesin mevcut durumdan bazı endişeleri var. Biraz bunlara değinelim istiyorum. VUCA tabiri aslında 4 kelimenin baş harflerinden oluşuyor. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Türkiye'ye OKA olarak çevrildiğine şahit oldum. Oynaklık, kesinsizlik, karmaşıklık, anlamdıramazlık. Volatility'ye bizim sektörden çok güzel bir örnek herhalde akaryakıt fiyatlarındaki inanılmaz artışlar olmuştur. Son bir yılda akaryakıt fiyatları neredeyse 3 katına çıktı. Yani eskiden 200 liraya deposunu dolduran vatandaşlar artık 1000 liralara kadar depolarını doldurma durumuna geldiler. Bu süreç tabii fiyatların artması biliyorsunuz hem dolar kurundaki artışlar, varil fiyatındaki artışları beraberinde getirdi. Böylelikle bayilerin de sermaye ihtiyaçları çok arttı. Ve bu süreç bizim için aslında zorlaştı. Zorlaşmalarının bir sebebi de hem COVID ortamında olmamız hem de aslında bizlerden çok şey bekleyen şirketimizin yeni sahibi OYAK grubu oldu. Total faaliyetlerini Mart 2020'den yani COVID'in başladığı günlerden itibaren OYAK grubunun şemsiyesi altında devam ettiriyor. Volatilitede kaygan zemin, işte hızlıca buharlaşma konuları gündemde. Bir an çok ünlü olan birisinin
sosyal medya linçleriyle bir gün sonra kendisini nerede bulduğunu biliyorsunuz. İşte teknolojide dev olan Nokia'nın şu anda kaybolduğunu görüyorsunuz. Uncertainty kısmında ise belirsizlik hayatımızın her alanında var. Şu anda işte kripto paraları, yapay etleri konuşuyoruz. Ve geleceğin nereye gideceğini aslında çok da bilmiyoruz. Problem çözmede karmaşıklıklarla her zaman karşı karşıyayız. Eskiden parametreler belliydi ve daha kolay çözüme hedeflenebilirken şimdi o problemi nasıl çözeceğimizi bilemiyoruz. Her kafadan bir ses çıkıyor aslında. Televizyonda haberleri dinlediğinizde annemiz, babamız, eşimiz, dostumuz Covid ile ilgili, dünyanın geleceği ile ilgili farklı farklı şeyler söylüyor. Ortak bir fikir edinmek, ortak fikre ulaşmak da biraz zor. Az önce de bahsettiğim gibi aslında VUCA'ya en iyi örnek Covid süreci. Herkesin maske taktığı, veri sayılarına odaklandığı, aşı karşıtlarının fazla söz aldığı, herkesin böyle kafasının karışık olduğu günler ve herkesin evde kalmasını sağlayan bir durum. Bizim ama işte pozisyonumuz tam bu süreçte çok anlamlı hale geliyordu. Hem herkes böyle evde, trafik ışıkları bile böyle eve git, evine dön derken bizim de görevimiz akaryakıt istasyonlarına gelen müşterilerin sayısını arttırmak ve de bayilerin, bizlerin daha karlı, daha satışı yüksek performansa ulaşmasını sağlamaktı. Bu süreç çok kolay olmadı açıkçası. Hatırlanacağı gibi nöbetçi istasyonlar kavramı geldi. Normalde 7/24 açık olan istasyonlar hafta sonu kapanır oldu. Bu süreci yönetirken neler yaptık? Marketlerde Lupo aldık hep beraber. Çünkü kafalar o kadar karışık olunca insanlar ne yapacağını bilemez hale geldi. Az önce de bahsettiğim gibi bu süreçte çok hepimiz stresli olduk. Sağlıklı düşünemedik. Dış etkenler etkilerini çok da arttırmaya başladı. Aile, geçim, sağlık, güvenlik, gelecek gibi kaygılarla umutsuzluğa kapıldığımız günlerdi. Bazılarımız bu süreci mağdur olarak adlandırdı, kurban olduğunu düşündü. Bazılarımız dış etkenlere suç buldu. Bazılarımız da kurtarıcı rollerini üstlendi. Aslında VUCA'dan nasıl çıkabiliriz? Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek çıkabiliriz. Bir VUCA lideri akıl ve beden sağlığını koruyabilen, dış etkilerden olabildiğince kendini koruyabilen, sağlıklı işbirliği ağları oluşturabilen, o yüzden bu tarz etkinlikleri ve bu toplulukları çok önemsiyorum. Olumlu tutum ve merak duygusuyla inovasyon tetikleyen, yaratıcı fikirleri olan ve de çevik stratejiler belirleyip hızlı hareket eden liderlere ihtiyacımız var VUCA döneminde. Dijital dönüşümle ilgili bugün de sanıyorum konuşacağız. Diğer konuşmacılar da fikirlerini aktaracaklar. Artık dijital dünya her yerimizde var. Nereye böyle kafamızı çevirsek, bileğimize çevirsek, akıllı saatler, bileklikler, işte sanal gerçeklik cihazları, akıllı ev, her yerde dijital dünyayla donatılmış durumdayız. Acaba işte bunlardan kaçmalı mıyız? Yoksa bunların esiri mi olmalıyız? Sanki sağlıklı bir denge kurmalıyız fikrindeyim. Dijital unsurlar ile fiziki unsurları birleştirirsek ve kendimizi dönüştürebilirsek dijital unsurların yardımıyla bu süreçleri daha kolay atlatabileceğimize inanıyorum. Hep VUCA'yı biz aslında hep negatif olarak gördük ama VUCA aslında pozitif olarak da çevirebiliriz. V'yi vizyon olarak değiştirebiliriz. Geleceğe odaklanarak, değişimi isteyerek, öngörülü davranarak. U'yu understanding olarak değiştirebiliriz. Sorumluluk ve işbirlik kaslarımızı güçlendirerek, proaktif davranarak, karşılıklı birbirimizi anlayarak. Complexity kısmını da clarity olarak çevirebiliriz. Veri analizleri yaparak sağlıksız dataların esirinde olmayan gerçek veriye ulaşmaya çalışarak. Çünkü sosyal medyada görüyorum böyle ilk haber verini hemen inanıyoruz.
Ama bir bakıyoruz ki aslında doğru haber değil. Birazcık orada doğruyla yanlışı ayırt edebilme yeteneği öne çıkıyor. Son olarak da agility, çeviklik, hesap verilebilir. Teknolojinin yardımıyla daha hızlı kararlar alıp daha hızlı hareket etme durumuna geçmeliyiz. Harari'nin kitabında da bahsediliyor. Yeni normalde oyuna bizleri devam edecek. Aslında 4 yetkinlik var. Bir tanesi eleştirel düşünce. Üniversitelerin rolü burada çok önemli. Sınıftaki konular, sorular, münazara topluluğu. Ben de münazara topluluğunda bulunmuştum. İnanın insana çok şeyler katıyor. İşbirliği, takım arkadaşlarıyla, çalışma arkadaşlarıyla işbirliği sizlere başka kapılar açabiliyor. İletişim, karşı tarafı anlamak, cevap vermek için dinlememek ama gerçekten karşı tarafı anlamak çok önemli. Yaratıcılık kısmı da her zaman kutunun dışında düşünmek bizlere farklı şeyler kazandırabilir. Artık geçmişte mutlak doğrular vardı. Şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın, reçeteler vardı. Artık öyle bir reçete yok. Duruma göre, ortama göre, zamana göre doğrularımız değişebiliyor. Biz de bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Artık yeni normalde dünya, ekonomi, pazarlama, hukuk, eğitim, sağlığın yeni tanımları oluyor. Her geçen gün değişen dünyaya biz nasıl uyum sağlarız, nasıl adapte oluruz? Devam edeceğim. Bu konuda neler yapabiliriz? Öncelikle benim okuduğum ve çok etkilendiğim bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Ben de kendi VUCA dünyamı aşabilmek adına bu süreçte çok kitap okudum. İhmal ettiğim arkadaşlarımla görüştüm, fikir alışverişinde bulundum, hobilerime yöneldim. Akıl ve fiziksel sağlığımı ancak bu şekilde hani koruyabildim. Etkilendiğim kitap diyor ki, sözcüklerinizi özenle kullanın. Yani negatif kelimelerden çok pozitif kelimelere, pozitif cümlelere yönelmenin öneminden bahsediyor. Herkesin düşüncesi farklı olabilir. Bütün düşünceleri çok şahsileştirmeyin. Herkesin mizacına göre, kendi dünya görüşüne göre fikirleri olabilir. Bunları dinleyin ama çok da böyle üzerinde durmayın derim. Artı varsayımda bulunma. Bizler böyle çok kolay varsayımda bulunuyoruz. İşte arkadaşımız şöyle dedi, şundan dolayı dedi. Ya da şirket yöneticim bundan dolayı bana şöyle söyledi. Bunun yerine aslında sorularla biz o varsayımlarımızı yok edebiliriz. Buradaki problem nedir? Ben ne yapmak istiyorum? Elimde nasıl alternatifler var? Nereye gitmek istiyorum gibi sürekli kendimize sorular sormalıyız. Dördüncüsü de elimizden gelenin en iyisini yapalım. Mükemmel olmak zorunda değiliz. Harika olmak zorunda değiliz ama var olan yaptığımız işlerin bir tık ötesini yapsak bizim için yeterli. Hatalar yapabiliriz. Hatalar yaptığımızda da kendimize çok kızmayalım. O derslerden, yani hatalardan nasıl dersler çıkartacağımızı düşünerek ilerleyelim derim. VUCA'yı şöyle toparlarsak, VUCA ile mücadele edebilmek için hem esnek olmalıyız, hem yenilikçi olmalıyız, hem hızlı olmalıyız. Bu görsel de biraz öğrencilik yaşantısından profesyonel yaşantıya geçişi özetliyor. Hem değişim hem değeri odağımıza alırsak başarılı olacağımıza inanıyorum. Yeni dünyada Mehmet Bey de sunumunda bahsetti. Artık marketler kasiyersiz. Bütün dataların kolayca alınabildiği ortamlara dönüştü. Bu değişime karşı biz de mobil ödeme konusunda öncülük yaptık şirket olarak. Artık insanlar araçlarından inmeden, hiç kimseye temas etmeden rahatlıkla akaryakıt harcamalarını ödeyebiliyorlar. Bununla birlikte elektrikli araçların revaçta olduğu bir dönem yaşıyoruz. 2021 verilerine göre 2500'den fazla elektrikli araç satıldı Türkiye'de. Birinci numarada en yüksek satış yapan marka da Renault Zoe oldu. Böyle bir değişim varken bizler pedalları böyle sürekli
çevirmemiz lazım. Çevirmediğimiz anda yere düşüp vakit kaybedebiliriz. Düştüğümüz yerden kalkamayabiliriz. Biz de şirket olarak fosil akaryakıt şirketi olmaktan enerji şirketi olmaya bir dönüşüm içerisindeyiz. 17 Mayıs'ta Mehmetçik Vakfı'nın işleteceği Başakşehir projesiyle bu dönüşümün ilk adımlarını atıyoruz. Total enerji konseptini 17 Mayıs'ta göreceğiz. Bizim logomuz da değişiyor. Mottomuz da değişiyor. Ben hem böyle biraz şirketi anlattım, sektörü anlattım ama daha çok kendimizin neler yapacağı üzerine durdum. Mahdi bana izin vermediği için soru cevap yapamıyoruz. Ama aralarda zevkle sorularınız olursa cevaplayabilirim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok sağ olun. İzin vermedim ama. Şaka. Çok sağ ol. Yücel Bey'e bu değerli ve samimi sunumları için teşekkür ederim. Oturumumuzun ikinci konuşmacısı, yazar Toygun Tunçer'i sahneye davet etmek istiyorum. Herkese merhaba. Geçen Kasım ayında çıktı kitap. Kitapta 3 tane ana bölüm var. Bir tanesi din, ilk bölümü öyle başlıyor. Ondan sonra teknoloji, ama teknoloji çok yüksek seviyede. O konulara biraz girmeye çalışacağım. Son bölüm ise aslında iki bölümü bağlayan sanat. Şimdi buradaki kişi kim bileniniz var mı? Enzo Ferrari, kesinlikle. Jiddu Krishnamurti, kendisi Hintli mistik filozof, hatta Mesih ünvanı bile yakıştırılmış olan zamanında bir kişiden bahsediyorum. Çok ilginç bir şekilde 60 yıl önce şunu söyledi. Dedi ki, insan programlanmıştır.
60 yıl önce söylediğinde bu yer yerinden oynadı ama aslında söylemek istediği şey şuydu. Dini anlamda, etik değerler anlamında insan programlanmıştı. Fakat bir başka insan vardı ki Yuval Noah Harari 2018'de Davos'ta inanılmaz bir konuşma yaptı. Davos'un açılış konuşmacısı ve dedi ki organizmalar algoritmalardan ibarettir. İnsanlar, canlılar upgrade edilebilir, foton yüklemeler yapılabilir, beyinleri hack edilebilir. Organizmalar algoritmalardan ibarettir dedi. İkinci kısmı daha ilginçti. Dedi ki big data'ya sahip olanlar, büyük veriye sahip olanlar dünyayı yönetecek. Ben de kitapta dedim ki big data'ya sahip olanlar dünyayı yönetebilir. Evet doğru ama enerji kaynaklarına sahip olanlar total gibi evreni yönetecek. Şimdi soru şu, iyi ellerde mi kötü ellerde mi biçimlenecek? İlk kısım dindi, ikinci kısım yüksek teknolojiydi, üçüncü kısım ise sanat. 1641'e bakıyorsunuz. Bitirdiği zaman 1641. Rembrandt, Dutch ressam, Gece Devriyesi. Ve Gece Devriyesi'nde o zamana kadar hiç yapılmayanı yaptı. Ve adam dedi ki ben kendimi izleyenleri, beni izleyenleri sonsuza kadar ben de izleyeceğim dedi. Şimdi Dutch ressam Gece Devriyesi'nde yani 1641'de bitirmiş olduğu bu eserde kendisini sizce bu nereye yerleştirmiş olabilir? Görebiliyor musunuz? Rembrandt nerede? Rembrandt kendisini çizdi, resmetti ve koydu. Ve dedi ki ben şuralarda bir yerdeyim. Beni izleyenlere, bana bakanlara sonsuza kadar ben de bakacağım. O zamana kadar yapılmış olan bir şey değil. Rembrandt bakın şurada. Görebildiniz mi? Küçücük bir yerden bakıyor. Şimdi sene 2016. 2015 senesinin yani bir sene önce 2016'dan bir yazılım şirketi yapay zeka yüklemeleriyle birlikte bütün eserlerini inceledi. Yaklaşık 100-120 tane eserine baktı Rembrandt'ın. Yükseklik eğrilerine, açılara, kıl ve tel sayılarına, renklere ve ölümünden 347 yıl sonra Rembrandt'ın yapmadığı ama o zamana kadar yapay zeka tarafından da hiç yapılmamış olan bir eseri Amsterdam'da sergilemeye başladı. Yaklaşık 200 tane sanat eleştirmeni bu resme bakıp yani yapay zekanın yapmış olduğu bu resme bakıp dedi ki bu kesinlikle Rembrandt'tır. Kesinlikle Rembrandt'tır. Soru şu, ölümünden 347 yıl sonra Rembrandt yaşıyor mu? Ölü mü? Bu nasıl olabilir ki? Yani 347 yıl sonra ölümünden yapay zeka resmini yapıyor, diğer resimlerini inceliyor, bakıyor. Hiç o güne kadar yapmadığı bir eseri ortaya koyuyor. Rembrandt o zaman yaşıyor herhalde. Sene 1881. Burada ilk Türkiye'ye gelen elektrikli otomobile bakıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Sene 1881'de 2. Abdülhamit nasıl bir vizyona sahipse ilk elektrikli otomobili getiriyor İngiltere'den. Ve ilk elektrikli sandalı da getiriyor. Sene 1881. Sonra ne oluyor ki o 100 yıl boyunca elektrikli otomobiller ortadan kaldırılıyor? Kitapta var. Devam edelim. Ve New York Times 1936 senesinde diyor ki bir roket kesinlikle atmosferin dışına çıkamaz. Çıkma şansı yok. 1936'da manşetten atıyor. Çünkü o zaman füze denemeleri var. Adam Heavy Falcon 9'un içerisine oturtuyor. Elon Musk Tesla Roadster S'i 1.9 saniye son versiyonu ve içerisine bir tane Starman denen bir robotu da koyuyor ve panik yok diyor. Ekrana da yazdırıyor. Mars'ın yörüngesine doğru yolluyor. İnsanlar tarafından dünyada üretilmiş diye olmayan şasesine yazıyor. Resmen uzaylılarla dalga geçiyor. Mars'a gönderdiğim bu aracın içerisinde olmayan şasede dünyada insanlar tarafından yapılmıştır diyor. Görmüş olduğunuz görüntü Ukrayna'da bir patlama. Ukrayna'da atılan füzelerden bir tanesi Rus füzesi düşüyor ve patlatıyor. İşte Suriye'deki patlama, gaz ve toz bulutu ve bir atom bombasının şu anda olsa olası görüntüsünü görüyorsunuz. Gaz ve toz bulutu. Peki gaz ve toz bulutu bu şekilde mi olmak zorunda? Yoksa bilim temelli Elon Musk'ın uzay araştırmaları gibi, NASA'nın uzay araştırmaları gibi, Rusya'nın, Çin'in, Fransa'nın, Brezilya'nın konsorsiyum oluşturduğu araştırmalar gibi mi olması gerekiyor gaz ve toz bulutunun?
Sanki Heavy Falcon o gayet iyi. Buradaki kadın yapay zekalı bir android. Humanoid. Westworld'de. No orientation. No guidebook. Figuring out how it works is half the fun. All you do is make choices. Starting here, everything is bespoke and exactly your size. You want to ask, so ask. Are you real? Well, if you can't tell, does it matter? İşte yapay zeka teknolojilerindeki en büyük etik sorunlardan bir tanesi. Gerçek mi, değil mi, insan gibi hissedemezler. Herhangi bir şekilde sarımsağın kokusunu bile alma şansları yok. Ya neden sarımsağın kokusunu almak zorunda olsunlar ki? Neden yemek yemek zorunda olsunlar? Neden? Yani bunları insan gibi belirlediğimiz gerçeklik içerisinde olmaları onların gerçek ya da gerçek olmadığı olgusunu değiştirmiyor, değiştiremez de. Adım adım ilerleyeceğiz. Martin Ford, Rise of the Robots adlı kitabını 2016'da çıkarttı. 1900 senesiyle 1970'lere gelinceye kadar eski işlerin yeni işlere göre ortaya çıkma oranı %30-35 seviyesindeyken 1970-2000 senesi içerisinde yeni işlerin eski işlere göre ortaya çıkma oranı %80'lere kadar gelmişken 2000'lerden sonra bilimsel olarak bakın McKinsey'den ödüllü bir kitaptan, iş ekonomi ödülü almış olan bir kitaptan bahsediyorum. İstatistik ve datalar çok kuvvetli bir şekilde verildi bu kitapta. Diyor ki 2000'lerden sonra yeni işler yok, türetilen işler var. Yani gelecek çok büyük bir işsizlik seviyesinde. Yine kitapta da yazdım. 1961 senesinde Ford, ikinci Henry Ford'dan bahsediyorum. Sendika başkanıyla dolaşırken diyor ki haha diyor bundan sonra sendikaları diyor işçileri diyor nasıl çalıştıracaksınız ki diyor. Bak diyor makinalarıma diyor takır takır Ford'ları üretiyor diyor. O da gülerek cevap veriyor. Ben diyor en çok şeyi merak ediyorum. Sen kimden aidat toplayacaksın diyor sendika başkanına. Dolayısıyla ileriye gittiğimiz dünya içerisinde her şey kökünden değişiyor. Yeni dünya, yeni düzen diyoruz ya, yeni dünya ve yeni düzen, yeni normal dediğimiz kavram hiçbir zaman eski düzen endüstri devriminden sonra özellikle normal olmadı ki bundan sonraki süreç yeni normal olsun. Onu da göreceğiz. Yani zaten absürt, saçma sapan bir düzen vardı. O saçma sapan düzen daha da saçma sapan bir düzene gitti. Yani yeni normal değil, yeni not normal'dayız yani hani. Burada türetilmiş işlere bir örnek. Çocuk burada ne yapıyor biliyor musunuz? Kendim çektim bu fotoğrafı. Kendisinden de izin aldım zaten. Zenginlerin Antalya'da yağlanmış olan gözlüklerini siliyor. Bakın aynen böyle. İşi bu. Yani düşünün bir otelde çalışıyor. 5 yıldızlı otelde. Tek işi bedava zenginlerin yağlanmış olan gözlüklerini sahilde silmek. Böyle bir iş var. Türetilmiş işe çok net bir örnek vermek istiyorum. Ve yapay zeka karşısındaki insanın durumu aynen Indiana Jones filmindeki gibi. İşte Indiana Jones, yapay zeka karşısındaki de insan. Tüm hamlelerini tüketmek üzere. Tüm hamleler tükeniyor. Ve Amazon'ların ana dağıtım deposuna bakıyorsunuz. O dönem içerisinde 20 tane ana dağıtım deposuydu. Şu anda 75'in üzerinde ana dağıtım deposu. Bir şey sipariş verdiğinizde Kiva robotları gidip sizin adınızı alıyor. 45 bin taneydi ya. Şu anda 70 bin seviyesinde Kiva dağıtım robotları çalışıyor. İnsanlar için. Karşılığı ne? Binlerce insan işsiz. Yüz binlerce insan işsiz. Ve BMW'nin Dingolfing fabrikasına bakıyorsunuz. KUKA, yapay zekalı üretim robotları çatır çutur her şeyi üretiyor. İnsan yok Dingolfing fabrikasında. Buna yetişseydi de atacaktım. İki gün önce Tesla'nın Almanya'da oluşturmuş olduğu fabrikayı da gördünüz dronlarla. İnsan yok Almanya'da yeni açmış olduğu. Sadece sistem, yazılım, mühendisleri çalışıyor. İşçi denen kavram kalmamış durumda. Ve McDonald's sene 2018'de CEO'su dedi ki ben saati bana 14-15 dolar olan insan çalıştıracağıma saati 1 dolar bile etmeyen robotları çalıştırırım dedi. Ve Avrupa'da ve Amerika'da robotların grev hakları, karşılığında şirketlerin lockoutları hukuki anlamda yazıldı.
Geçmişten bahsediyorum. Şurada bakmış olduğunuz kavramlar gelecek değil. Geçmiş derken burayı gösteriyorum yalnız. Sinema Zammit'i. Sene 2045-2029'dan beri bakan kişi size Ray Kurzweil, İnsanlık 2.0 diye bir kitabı var ki akıllara zarar. Bu yapay zeka karşısında insanın 1.0'dan 2.0'a nasıl çıktığını santim santim anlatıyor. Geçen sene çıkan bir kitaptan bahsediyorum. Today we celebrate the first glorious anniversary of the information purification directives. We have created for the first time in all history a garden of pure ideology where each worker may bloom secure from the pests of a contradictory force. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. IBM'in oluşturduğu düzende tek sistem olamaz, tek bir bütün olamaz. Biz de onların rakibiyiz dediği 1984'te Steve Jobs'ın onayladığı, bütün yönetim kurulunun onaylamadığı, sonradan 2 sene içerisinde, 1,5 sene içerisinde kendi şirketinden atılmasına sebep olan Macintosh'un reklam ilk filmi Super Bowl'da yayınlanmıştı ve inanılmaz adetlerde satış rakamlarına ulaştı. 1984 yılı çok önemli çünkü George Orwell'ın 1984'üne de gönderme yapıyordu. Ve burada 1984 senesinde yatay zeka bir kısmını görüyorsunuz. Yapay zeka bir kısımda, insanlık 1.0 ikinci kısımda. Yani bir denge tahtası ve çubuğu var aslında. Yatay zeka ikinci kısımda 2045-2090, arttırılmış yapay zeka insanlık 2.0. Üçüncü kısım daha ilginç. 2100'ler sonrasını, 2090 sonrasını alıyor. Üst yapay zeka, insanlık 3.0, dikey zeka, ayırt edilemeyen sanal ve gerçek dünya. Ne olduğunu anlatacağım, hepsini. Burada Dmitry Itskov denen bir tane Rus milyarder var. 2045 yılını veriyor. Diyor ki Avatar projesinde insanlar 2045 yılında ölümsüz olacak. Sene 2045. Aynısını Josh Boccanegra denen Amerikalı bir milyarder var. Adam diyor ki yapay zeka zaten yeni tanrımız olacak ve her şey temelinden 2045'te sarsılarak değişecek. O da 2045'i veriyor. Sene 2045'i veren bir yer daha var. O da Time. Time zaten manşetten atıyor. 2045 her şey değişik olacak diyor. Ray Kurzweil bunu söylüyor. Josh Boccanegra bunu söylüyor. Dmitry Itskov bunu söylüyor. 2045'i veriyor. Time bu zamanı veriyor. Ve Güney Kore'de kendi kızını kaybeden yapay zekayla AR teknolojisiyle birleştiği bir karşılaşmayı görüyorsunuz. Ama o değil sosta. Ama. Ama değilsin bakışta. Ben nereye? Ama hani boğuş katta. Hızlandırıyorum. Chatbotlardan bahsetti arkadaşlarımız benden önceki sunumda. Chatbotlar 2030'lardan sonra Gartner'ın raporuna göre eşlerinizden, çocuklarınızdan daha fazla chatbotlarla sohbet ediyor olacaksınız. Kendinize özel, kişiselleşmiş chatbotlarınız olacak. O yüzden yazılım teknolojisinde inanılmaz önemli. Şu anda celebrity botlar var. Türkiye'ye daha henüz tam girmedi. Ama örnek veriyorum, işte Tarkan'ın hayranısınız. Tarkan'ı konumlandırıyorsunuz ve diyorsunuz ki bir Türk Telekom'la ya da Turkcell'le anlaşıyorsunuz. Aslında yapay zekalı bir yazılımdan bahsediyoruz. Bana şu kadar zaman içerisinde mesaj at, görüşelim. Bunu ölen aile akrabalarınız için de konumlandırıyorsunuz. Allah korusun anneniz, babanız ya da dedeniz vefat etti. 2000 tane keyword'ünü alıyorlar ve ondan sonra sizinle istediğiniz kadar iletişime sokuyorlar. Ve yapay zekalı bir şekilde öğrenmeye devam ediyor. Sizi arıyor, sonradan holografik olarak zaten karşınıza çıkıyor gibi. Black Mirror gibi mi? Evet, tam Black Mirror zaten anlatmaya çalıştım. Ve böyle bir dünyada görüyorsunuz güneş gözlü 24 euro, Afrika'da suya ulaşmak 8 euro. Senelikten bahsediyorum. Aftershave 35 euro, sadece küçük bir barınağa ulaşmanız Afrika'daki bir aç için 6,5 euro. Ve sadece bir bira 4,5 euro iken 1,5 euro 50 litre taze suya ulaşmanın maliyeti.
Brent Stirton denen 2016 yılında Vahşi Yaşam Ödülünü 1. 2. ve 3.lüğünü almış olan bir insanın çektiği fotoğrafa bakıyorsunuz. İngiliz fotoğrafçı, çok ünlü. Dişleri için işte filler, boynuzları için gergedanlar. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Top 100 economies as based on annual GDP, 51 are corporations and 47 of that 51 are US based. Walmart, General Motors and Exxon are more economically powerful than Saudi Arabia, Poland, Norway, South Africa, Finland, Indonesia and many others. And as protective trade barriers are broken down, currencies tossed together and manipulated in floating markets, and state economies overturned in favor of open competition and global capitalism, the empire expands. You get up on your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide and Exxon. Those are the nations. Düşünebiliyor musunuz? 30 sene öncesinde datalara baktığınızda, borçlanma kısımlarındaki karşılıkları incelediğinizde ilk 100 içerisindeki en büyük ekonomide 51 tane şirket görüp de 49 tane ülkeyi gördüğünüzde bu durum tam tersine geldiğini düşünebilirsiniz. Sıfır ülke var borç karşılıklarına baktığınızda. Hiç ülke yok. Yani birinci Google, ikinci Amazon, üçüncü işte Apple, bu şekilde gelen bir ilk 500'den bahsediyoruz. Ve Fukuyama bunu açıklarken The End of History adlı kitabında The Evaporation of the Boundaries'den bahsediyordu. Yani sınırların buharlaşmasından bahsediyordu. Birçok zaten Alvin Toffler gibi gelecek bilimci ve futuristlere baktığınızda sınırların artık olmayacağını, şirket devletlerin gelmekte olduğunu görüyorsunuz. Yani bir gün mutlaka Lockheed Martin hey diyecek, ben Sikorsky üretiyorum, F-35'leri F-135'e kadar projelendiren adamlar grubu biziz. Biz niye devletlere vermek ve satmak zorunda oluruz ki? Sınırlarımızı çizeriz, bayrağımızı asarız ve yolumuza devam ederiz. Yani gelecekte 2050'lerde Schneider vatandaşları, BMW vatandaşları, Arçelik vatandaşları, Total vatandaşları oturuyor pozisyonda olacak. Ve Kim Phuc, Vietnam Savaşı'nda Vietnam kızı olarak geçen fotoğrafa bakıyorsunuz. Kız çırılçıplak, bu fotoğrafta yarısını kesip koydum ve napalm bombası atılmış durumda köyüne. Ve 3. derece yanıktan dolayı 3 ay tedavi görüyor, tüm ailesini kaybettiği bir fotoğrafa bakıyorsunuz. Burada ise İstanbul'da gece saat 11.30'da 4.5 yaşındaki Suriyeli bir kızın 5-6 sene önceki fotoğrafı ışıklarda yolda, ana yolda İstanbul'da uyuyakalmış durumda. Böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Sistem hasarlı. Sistem daha önce de problemliydi. Normal olan şey yeni normal değil. Normal değildi, yeni normal değille devam ediyoruz. O yüzden çok fantastik ve çok karışık gibi. Yani sistem biraz problemli. Güç eşsiz bir performansla birleşti. Maserati. Ne alırsınız? Alabilirsiniz. Ben hala alabileceğinizin taraftarıyım. Yani sponsoru Total olduktan sonra ve Arçelik gerekli kahve makinelerini içerisine kurduktan sonra bence alabilirsiniz. Logoda yazılımı yapacak ama. This is a cortical stack. As protectorate citizens, we each have. Diziyi bileniniz var mı? Implanted when we are 1 year old. Hatırlayınız. Altered carbon. Evet. Burada saf insan zihnini içeren bir disk beden değiştirebiliyor. Onu anlatıyor. Dizinin ana konusu bu. Ve Elon Musk görüntüde tamamen SpaceX ile uğraşıyormuş gibi görünse de, Heavy Falcon ile uğraşıyormuş gibi gözükse de ya da Hyperloop'larla uğraşıyormuş gibi gözükse de ana konusu Neuralink adlı firması. 2016 senesinden beri Los Angeles'ta kurmuş olduğu şirkette tamamen bu teknoloji üzerine uğraşıyor. Peki nasıl gerçekleşecek ve nasıl yapacak? Ona da bakacağız. Hangi filmde oynuyordu? Bu filmi izleyeniniz var mı? Miami? Vanilla Sky. Evet, kesinlikle. Tabii ki yanındaki kişileri hatırlıyor musunuz hocam? Kim onlar? Penelope Cruz ile Cameron Diaz. Rüya satıcıları, geleceğin mesleklerinden bir tanesi.
Yani Metaverse'den bahsediliyor ya, daha değişik versiyonlar kısmına da zaten birazdan anlatmaya çalışacağım. Siz Rihanna ile birlikte bir hayatı satın alıp o kısımlarda çocuklarınızın bir tanesi sarışın, bir tanesi kızıl, bir tanesi esmer, bir tanesi işte daha değişik versiyonda olabilecek, bu dünyaları yaşayabileceksiniz. Yani bir anda girdiğinizde durum farklı olabilecek. 2 sene önce Mark Zuckerberg, Facebook'un kurucusu, çıktı, dedi ki biz eskiden 30 sene, 40 sene önce telefonları böyle gösterseler, herkes böyle cep telefonuyla dolaşıyormuş gibi bir fotoğraf olsa kimse inanmazdı. Ama 2025'ten sonra herkesi böyle göreceksiniz dedi. Bakın çıktı, kendisi söyledi. Benim söylediğim bir şey değil. 2025'lerden sonra herkes böyle dedi. Ve bunu gördükten sonra Oculus denen bir firmayla anlaşma yaptı. AR ve VR teknoloji üzerine çok ciddi çalışmalar yapan bir firma. O firmayı satın aldı ve o firma tamamen gaming'den de çıkaracak teknolojileri ona vermeye başladı. Yani Metaverse'ün ana işbirliği noktasındaki Oculus'a bakıyorsunuz. Oculus da gerçek bir yaşamla yapay bir yaşam arasında sanal gerçeklikte derin yarık anlamına geliyor Latince'de. Derin yarık. Bir tarafta gerçek, bir tarafta sanal. Oyun firması böyle yapıyor. İşte Roblox. Roblox'un sunumumuzla ne alakası var? Alfa kuşağı, Z kuşağı hatta fark etmiyor. Yani 2012-2015 sonrası doğanların birçoğunun iPad'inde ve telefonunda bu oyun yüklü. Neredeyse %90'ında. Hele erkekse zaten %100 garanti verebilirim. Roblox sene 2006'dan bahsediyoruz. Roblox'un ilk çıkışı 2006 senesi. 2011 senesine bakıyorsunuz, Minecraft. Yani gerekli temel alıştırmalar ve zihin matematik alıştırmaları bu çocuklar üzerinde denendi. Başarılı olduğu görüldü. Tamam dendi. Bunlar bizim gelecek müşterilerimiz ve hapsedebileceğimiz ve dediklerimizi yapabilecek insan grupları. Bu gruplar dendi. Fortnite 2017 senesine bakıyorsunuz. Hep aynı dünyalar, hep aynı sistemlerin bütünün devamı. Ve işte Metaverse dünyası otomatikman zaten bunlarla birlikte gelmiş oluyor. Otomatikman o dünyanın içerisine hapsedilmiş bir dünyayı yaşamaya mahkum bırakılıyor insanlık. Ve kitapta da bahsetmiştim. Demiştim ki bir özgürlük paradoksu var. Zindanın içerisinde tamamen teknolojiyle birlikte olduğunuz bir dünyayı mı istersiniz? İnternete bağlısınız, her şeye bağlısınız ama bir zindanın içerisindesiniz. Ya da dışarıda tamamen teknolojinin, cep telefonunun, internetinizin olmadığı bir dünyayı mı istersiniz? Hangisinde daha çok özgürsünüz? Özgürlük paradoksu. Son 5 dakika. Sunway Taihulite'a bakıyorsunuz. Sunway Taihulite 125.678 petaflop gücündeydi. 1 petaflop, 1 katrilyon gigahertz hızındaydı. Oldukça kuvvetli bir kuantum bilgisayara bakıyorsunuz. Çin'in geliştirmiş olduğu. Sonrasında Submit dedi ki, hey o da ne, biz Amerikanız, 2'ye katlarız onu. 2'ye katladı gerçekten. Double version of USA. Sonra IBM Q System One çıktı. O da nedir dedi, yani biz dedi bir öncekini 10'a katlarız dedi. Süper. 2019'un en önemli olayı Covid, korona. Doğru mu? Benim kitapta o 150 sayfalık kısmı yayın evi, Türkiye'nin en büyük yayın evi, destek yayın evi, yayınlayamayız dedi. Yayınlama şansımız yok. Hazır değil insanlık dedi. Süper dedim. 150 sayfayı çıkarttık. Onun dışında virgülüne dokundurtmadım. Çünkü editörler komple değiştirebiliyorlar. Bu arada komple bağış olan bir kitaptan bahsediyorum. Bu 2019'un en büyük olayı. Google Sycamore'u çıkarttı. Herkesi uyuturken dünyanın en gelişmiş kuantum bilgisayarını ortaya çıkarttı. Ve bu bilgisayar bir öncekinin 1000 yılda çözebileceği bir problemi 200 saniyede çözebiliyor. Bir önceki Summit'in 1000 senede çözebileceği problemi 200 yılda bir tartışma programında haber Türkiye'de bir başka kanaldı galiba. Hocalarla, Boğaziçi'nin hocalarla birlikte çıktık ve dedim ki okey, bunları anlatıyorsunuz. Türkiye bunu yapacak, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bunların altyapısının temelini kuvvetlendirebilecek olan bizim kuantum bilgisayarlarımız nerede? Nerede? O biz yaparız, hallederiz. En temel noktasını gösteriyorum bakın. Sycamore. Devam edelim. Peki bu ne? Aslında bir karartsak olur mu? Tam böyle ışıkları, renkleri görmelerini istiyorum.
Bu ne olabilir sizce? İzmir'de yeni açılan çok ciddi iyi bir gece mekanı diyormuşum. Bu ne biliyor musunuz? Çin'deki, Çin'in geliştirdiği yeni Huanzing denen bir kuantum bilgisayara bakıyorsunuz şu anda. Ve o inanılmaz böyle 2019'un olayı, Ocak ayının olayı dediğim Google'ın çıkartmış olduğu Sycamore vardı ya, o Sycamore'dan 10 milyar kat daha hızlı ve kuvvetli. 10 milyar kat diyorum. İşte CERN. Peki Big Bang'i bulmaya çalışıyorlar ve protonları, nötronları kafa kafaya çarpıştırıyorlar. Doğru mu? Niçin yapıyorlar? Dünyanın çünkü nasıl yaratıldığını bulmaya çalışıyorlarmış. Öyle. Dünyanın nasıl yaratıldığı noktada Total dahil, Arçelik hariç bütün şirketler ortak. Devletler de dahil. Berlin ÖRF'e bakıyorsunuz. Schneider'in de official konuşmacısıyım. Schneider'e bile kendi konuşmalarımda anlattım. Berlin ÖRF'te burada baktığınız yer tamamen Schneider ve de Alman hükümetinin kontrolünde. Yapıyı görüyor musunuz? Burada neyle uğraşıyorlar sizce? Dizzy'de neyle uğraşıyorlar? Fermilab'da neyle uğraşıyorlar? Ve Apple Park'ta neyle uğraşıyorlar? Yapıların nasıl bir yapı içerisinde olduğunu görüyor musunuz? Yani hepsi LHC tüplerinde nötronları, protonları kafa kafaya çarpıştırıyor. Tesla'nın Wardenclyffe Tower'ına bakıyorsunuz ve Tesla demişti ki enerji uzayın her yerinde, bu enerji statik mi kinetik mi? Eğer statik ise umutlarımız boşuna, eğer kinetik ise ve böyle olduğunu düşünüyorsak insanlığı makinelerin doğasına, döngüsüne bağlamak sadece an meselesi. Sonsuz enerji, sonsuz enerji. Çünkü CERN'de 2015 senesinde Higgs bozonu ilk defa ışık hızını geçti. Halbuki Einstein'ın teorisine göre geçilemezdi, mümkün değildi. Şimdi gözlerinizi kapatmayın, gözlerinizi dört açın ve gözlerinizi dört açtığınızda kafanıza böyle beş tane silahın değil ama böyle ağır makinalı silahların da kafanıza dayatıldığını ve dayandığını düşünün. Ne kadar özgür ve mutlu olabilirsiniz? Çok yaşa. Ne kadar özgür ve mutlu olabilirsiniz? İşte dünyanın şu andaki durumunu göstermeye çalışayım size. 1968 senesinde nükleer silahsızlanma anlaşması yapılıyor. 1968 senesinde. O zaman 32 bin tane nükleer başlıklı füze var. Şu anda 15 bin tane nükleer başlıklı füze var. O zaman 32 bin tane 1968 senesinde nükleer başlıklı füzelerin ve de silahların azaltılması ile ilgili yapılan anlaşmada 1970 yılında yürürlüğe girdi. Dünyanın üçte birini, komple dünyanın üçte birini yok edebilecek kuvvetteyken şu anda 15 bin tane füze hem menzil açısından hem kuvvet açısından dünyadaki yaşamı 300 kere yok edebilecek kuvvette. Nükleer reaktörler hariç olarak söylüyorum. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Sadece Rusya'nın şu anda neden bütün dünya ve Birleşmiş Milletler Rusya'ya bir hamle yapamıyor? Sınırları düşünün Rusya'nın. Sınırlarına yerleştirmiş olduğu söylenilen 10 ama altyapıda söylenmek istenen 100 tane Sarmat füzesinden bahsediliyor. Sarmat füzesinin menzili ne kadar biliyor musunuz? Bir tanesi 16 bin kilometre. 16 bin kilometre gittikten sonra saniyede 8 bin kilometre hızla sonrasında bir 5 bin kilometre daha gidecek 5'e ayrılıyor. Ve dünyanın her noktasını vurabilecek güçte ve kuvvette. Yani Amerika, Birleşmiş Milletler, Rusya herkes birbirini kündeye getirmiş durumda. Bu kafes dövüşünde vardır ve harika. Tak 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 diye vurursunuz ki hani karşı taraf kolunuzu bacağınızı kırmasın, kündeye getirmişsinizdir. Herkesin birbirine karşı takılmış olduğu durum şu anda kündeye getirilmiş pozisyonda. Burası neresi? Son kısımdayız. Nereye bakıyoruz? TEDx konuşmasında, bu arada TEDx'te konuşmak istemeyip, TEDx'te zorla konuşturulmuş olup, TEDx'te konuşması yayınlanmayan tek adama bakıyorsunuz hayatta, dünyada. Çünkü TEDx'in son konuşmasında şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim ki oğullarımın 2019 senesiydi. Nükleer başlıkların olduğu değil, kırmızı başlıklı kızların hikayesinin, masalların olduğu bir dünyada yetişmesini istiyorum ya. İsteğim çok basit. Herkes dürüst olmalı. Bu dürüstlük içerisinde Savunma Bakanlığı isimlerini değiştirip Saldırı Bakanlığı yapmaları gerekiyor. Baktığınız yer Florida. Florida'da Salvador Dali'nin müzesine bakıyorsunuz. Salvador Dali
Ölümünden sonra 1904 senesinde doğuyor. İki tane doğum tarihi var. Bir tanesi 1904, bir tanesi ise 2016 aslında yazılımın başladığı tarih. Sonra 2019 oluyor. Hani bittiği tarihi 2019 olarak düşünebilirsiniz. Birazdan Salvador Dali'nin sizi karşıladığı hologramlı, yapay zekalı konuşabildiğiniz, sohbet edebildiğiniz ve eserlerini sizi gösterdiğiniz bir hologramı dinleyeceksiniz. Salvador Dali kendisi anlatacak. Ben geri döndüm. Aynen Rembrandt gibi halen yaşamaya devam ediyorum. Greetings. I am Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech. And I am back. Toygun Bey'e bu renkli, faydalı ve güzel sunumları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise bu oturumumuzun konuşmacılarına, onların adına Ege Orman Vakfı'na bağışladığımız fidan belgelerini vermek üzere EGİAD Genel Sekreteri Profesör Doktor Ali Fatih Dalkılıç'ı ve B-Club Yönetim Kurulu Başkanı Anılcan Korucu'yu misafirlerimizle beraber sahneye davet etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Öğle yemeğine ayrılmadan önce OC grubu olarak sizlere 5 dakikalık CMU Summit etkinliğimiz nasıl ortaya çıktı onu anlatmaya çalışacağım. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri olarak çok şanslıyız ki birçok konuya ilişkin güncel bilgileri öğrenip ve uygulayabiliyoruz. Fakültemiz bünyesindeki öğrencilerinin birçoğu pazarlama ve üretim yönetimi konularıyla ilgili, bazısıysa da bilgilidir. Bizler B-Club olarak bu öğrenci arkadaşlarımızın ilgilerini artırmak adına ve bilgilerini artırmak adına farklı projeler yapıyoruz. Son olarak 2 ay önce CMU Summit'in fikri hep beraber yönetim kurulunda açıldı. Ve değişen dünyada 5 farklı konunun güncel hale gelmesi şartıyla iş insanlarıyla öğrenci arkadaşlarımızı bir araya getirmeyi planladık. Ve bunun için gece gündüz tanımadan İzmir Ticaret Odası'nda böyle Ege bölgesine hitap edebilecek bir etkinliği tasarladık. Sizlere de bu etkinliğimize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir saatlik bir öğle aramız olacak. Öğle aramızdan sonra 3. oturumumuzda sizlerle beraber etkinliğimize devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Öğrenci arkadaşlarımıza alternatif olarak öğle yemeği için bir yer önerisinde bulunacağım. Karşıda rektörlük binamız var. Oradaki çatı restoranda uygun bir fiyata yemeğinizi afiyetle yiyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Saat 14.32'de görüşmek üzere.